Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bugün hukuk alanındaki inkılapları işleyeceğiz. Nasılsın Hocam Tonguç? boğazda bir şey mi takıldı? Evet Tonguç, bir su içmem lazım galiba. Videonun başında böyle oldu. Hocam bu video inşallah hayırlı geçer. İnşallah bakalım. Şimdi bak, sana cübbe giydirmişler. İnsana benzemişsin. Hakim ve şey hocam savcı bunlar galiba. Evet. Şimdi hukuk alanındaki inkılapları incelememiz lazım. Teşkilat-ı Esasiye, TBMM'nin ilk anayasası 1. İnönü Zaferi'nden sonra 1921 yılında ilan edeceğiz. Sonra 24 anayasamız var, medeni kanunumuz, borçlar, ticaret ceza kanunları var. Bunları işleyeceğiz bu dersimizde. Şimdi Teşkilat-ı Esasiye neydi? İlk anayasa. Bu anayasa 1. İnönü Zaferi'nden sonra TBMM'nin bir anayasaya sahip olması lazım. Gidiyor, bir anayasa yapıyor. Egemenlik milletindir bu anayasada. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir deniyor. Güçler birliği ilkesi var. Yani yasama, yürütme ve yargı tamamen mecliste ve bu anayasa laik değil. Devletin dini İslam'dır yazıyor bu anayasada. Zaten o anda böyle laikliği getirmek, işte devletin dini İslam'dır değil demek mantıklı değil. O anda daha savaşı kazanmamışız. Daha 2. İnönü Zaferi gelecek. Sakarya Zaferi var. İşte büyük taarruz var. Bir sürü savaş var. Lozan imzalanmamış. Cumhuriyet ilan edilmemiş. Dolayısıyla laik değil bu anayasa. Bu anayasayla alakalı çok önemli bir şey var. Bak, bunu soruyorlar sınavlarda ve yine soracaklar. Ne hocam? Çok zor bir soru bu. Şimdi bu anayasa yönetimle alakalı siyasi konularda yeni maddeler getiriyor. Ama işte evlenme, boşanma, miras gibi konularda eski anayasa, yani Kanuni Esasi'yi kullanıyor. 1908'de getirilen Kanuni, 1876-1908 meşrutiyetle gelen Kanuni Esasi'nin evlenme, boşanma, miras alakalı kısımları yine bu anayasada devam ettiriliyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Demek ki yönetimle alakalı yeni maddeler var ama Kanuni esasiye dayanıyor. evet, Kanuni Esasi de var. 1924 Anayasası Cumhuriyet'in ilanından sonraki anayasa. Hatırlarsan 29 1923'ten sonraki. muhteşem bir insansın Tonguç. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Sonra artık devletin rejimi belli oldu. Neydi? Devletin rejimi Türkiye Cumhuriyeti oldu. Dolayısıyla bu en uzun süre yürürlükte kalan bir anayasa olacak. Burada da devletin dini İslam'dır yazıyor. Evet, burada da değiştirmiyoruz. Hemen değil ya. Yani. Aa. 1928'de çıkarılacak devletin dini İslam'dır maddesi. Halifelik kaldırılacak, şapka kanunu, medeni kanun, tekke zaviye türbeler kapatılacak ama devletin dini İslam'dır maddesi anayasadan çıkarılamayacak. Hatta Atatürk ilkeleri bile 1937 yılında anayasaya girebilecek. Neden? Çünkü toplum yavaş yavaş belli bir olgunluğa erişecek. Şimdi bak, bunu da yazmışız 1937'de Tam anayasada. vefat etmeden önceki sene gitmiş Aynen hocam. aynen. Şimdi devam edelim. Borçlar, Ticaret ve Ceza Kanunu. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Biz bu kanunları hep Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan, İngiltere'den alıyoruz. Devşirdik yani. Evet, neden biliyor musun? Bir kere bizim yetişmiş hukukçularımız yok. Yani savaştan çıkmışız, hukuk fakültemiz yok. Hatta 1925 yılında Ankara Hukuk Fakültesini açacağız ki yani yetişmiş hukukçularımız olsun. İstanbul Hukuk'tan, Ankara Hukuk'tan Hocam yetişmiş. en iyi hukuk fakültesi Ankara Hukuk diyorlar. Doğru mudur hocam? Yani Ankara şehrini, ben Ankaralıyım ama Ankara'da hani üniversite okumak biraz riskli olabilir. Fakat Ankara Hukuk çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Şimdi şu çok önemli Tonguç. Bak, şu çok önemli. Borçlar, Ticaret ve Ceza Kanunu bizim dışarıdan almamızın sebebi, mesela İtalya'dan ceza kanunu alıyoruz. Medeni kanunu İsviçre'den. Neden? Çünkü bizim yetişmiş hukukçularımız yok ve Batı bizden Onlar daha yazılım. yapmışlar yani. Onlardan daha iyisini alabiliriz. Şimdi Tonguç, bu izlediğim videoyu da paylaşmanı istiyorum arkadaşlarınla. Senin arkadaşların var mı Tonguç fazla? Hocam var. Ben hep Onlarla paylaş paylaşırım hemen. hocam. Bak, videomuzun sağ üst köşesinde veya sol alt köşesinde paylaş butonuyla paylaş. Onlar da izlesinler. Ama tabii ödüllü soruya cevap verdikten sonra. Tamam hocam.